Evet arkadaşlar, şimdi bugün konumuz spermiyogram. Spermiyogram nasıl yapılır, nelere bakılır, anlam nedir, beraber bunu inceleyeceğiz. Şimdi önce spermiyogram nedir onu anlatayım. Biliyorsunuz kısırlığın iki nedeni var. Birincisi işte bayanlara ait, ikincisi erkeklere ait. Yaklaşık %30 nedeni kısırlığın erkeklere ait problemler. Bu da gördüğünüz basit spermiyogram testiyle rahatlıkla anlaşılabiliyor. Şimdi bu testte biz nelere bakıyoruz? Öncelikle 3 aşama var. Birinci aşama makroskopik inceleme. Bakın burada bir sperm örneği var. Bu sperm örneği için arkadaşlar normalde 3 ila 7 gün arası bir cinsel periz lazım. Yani en son sperm verilmesinden 3 gün, en az 3 gün geçmesi lazım. En fazla 7 gün. Niye böyle? Çünkü 3 günden az sürede sperm verirsen sperm sayısı yalancı olarak biraz daha düşük çıkabilir. Fazla verirse de işte o beklenmiş spermler lökosit çıkmasına ya da işte hareketlerin azalmasına neden olabilir. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle spermin verildikten sonra, genelde biz 1 saat sonra bakıyoruz. 1 saat sonraki çözünürlüğüne bakıyoruz. Biraz yaklaşırsak bize. Şimdi bakın bu sperm 1 saat beklemiş. 1 saat sonunda bu spermin böyle akışkan olması lazım. Yani likefiye olması lazım. Şimdi her tarafı likefiye ise biz buna likefaksiyon normal diyoruz. Likefaksiyon kusuru yok demektir bu. Eğer bir saat sonra işte likefiye olmazsa, sıvılaşmazsa burada bir sıkıntı var demektir. Genelde bu dolaşan işte antisperm antikorlara bağlı olabilir, enfeksiyonlara bağlı olabilir. Likefaksiyonda bir kusur olduğu zaman antisperm antikor gibi testler yapılabilir. İşte varikosele bağlı olabilir. Değişik nedenleri var. Bunları daha sonra size anlatırım. Likefaksiyona baktıktan sonra viskositeye bakıyoruz. Viskosite ne demek? Akışkanlık demek. Onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Onu da göstereyim. Bakın. Sperm örneğini alıyorsunuz. Petle. Şimdi yavaşça damlatıyorsunuz. Bakın böyle damla damla damlıyorsa sıkıntı yok. Viskosite normal. Eğer bu damlamıyor, böyle lastik gibi uzuyorsa, işte 1 santimi geçen bir uzama varsa buna likefaksiyon 60 diyoruz. Bu hastanın likefaksiyonu da normal. Viskozite normal. Ondan sonra işte spermin volümüne bakıyoruz. Basit bir ölçekle bakabilirsiniz ya da işte bir küpetle bakabilirsiniz. Bakın bu bir ölçeğimiz. Herhangi bir küpe boşaltıp ölçekle kıyaslayabilirsiniz. Bakın bu hastanın mesela volümü neymiş? 4 cc, 4 mililitre. Normal. Yaklaşık işte 1,5 mililitre ile 7 mililitre arası normal kabul ediliyor. Ondan sonra arkadaşlar sperm işte genel görünümüne baktık, rengine baktık. Diğer aşamaya geçiyoruz. Diğer aşamamız ne arkadaşlar? Spermin mikroskobesi. Mikroskobiye ne yapıyoruz? Bakın bir damla spermimizi tom alanına koyuyoruz. Ondan sonra burada burası biraz titizlik istiyor. Burada üzerine arkadaşlar bir adet lamel koyuyoruz. Kenarlardan hafif bastırıyoruz. Üstünden değil, kenarlarından. Niye? Çünkü üstünden bastırırsak spermlere zarar verir. Şu kenar boşluğundan bastırıyoruz. Bunun amacı şu. Bu tom alanında biliyorsunuz bir hacim var. O hacimde spermler işte sayılıyor. O hacimdeki boşluğu tam doldurmak için, yani hava kabarcığı kalmasın diye. Daha sonra arkadaşlar bunu mikroskopta ne yapıyoruz? 40'lık yani 400'lük büyütmedi arkadaşlar. İnceliyoruz. Daha sonraki videoda ben bu sayımı da göstereceğim. Ondan sonra sperm sayısını sayıyoruz. İşte hareketlerini, şeklini, morfolojisini inceliyoruz. Ve tüm bunları bir rapor şeklinde sunuyoruz arkadaşlar. Daha sonra değerlendirmesini anlatacağım.